E, Rekabet hukukunun ihlalinden doğan e, tazminat davaları bakımından iki tane konu ele alacağız. Rekabe, bu tazminat davaları yani benim eskiden beri çok ilgi duyduğum, hani meden hukuk çalışıyor olmamla da ilişkili olarak bir alan. Ve e, bir şekilde Türkiye'de çok böyle büyümedi, patlamadı. Ama yavaş yavaş böyle hani genişliyor diyelim değil mi? Yavaş yavaş etkisini e, hissediyoruz. E, mevla olarak. Evet yavaş e, yavaş, yavaş oluyor. Hatta isteriz. işte belki... YouTube videolarından bakmışsınızdır. Bir davanın böyle yüksek bir tazminatla uzlaşmayla sonuçlandığına dair bir bilgi de var. Hani belki teyide muhtaç olduğu söylenebilir ama en azından hani orada bir şey var. Dolayısıyla bu alan hani potansiyel taşıyor ve bu alanla ilgili iki konumuz var. İlkini Murat Şahin hocamız İzmir'den geldi. Sağ olsun İzmir'den, İzmir'den geldi gerçekten. Diğer hocamız da Ankara'dan geldi. İkisine de teşekkür ediyorum. E, buraya geldikleri için, katıldıkları için e, ilk sunumda e, aslında zarar ve tazminat, zarar hesaplanması ve tazminat takdiriyle ilişkili onunla ağırlıklı ama sunumun eğer gördüyseniz size iletildi. Biraz daha geniş bir kapsamı var. E, biz biraz önce konuştuğumuz süre konusuna riayet ederek e, asıl konulara odaklanarak sunum yapacağız tahmin ediyorum. Dolayısıyla e, ilginç bir konu. Çok da çok tartışma içeriyor hakikaten. Kolay bir konu değil onu kabul etmek lazım. E, İkinci konu, yani hemen aradan sonra sunacağımız konusu biraz daha teknik aslında ve çok daha dar bir alanı var. Orada da pişmanlık müessesesiyle olan ilişkisini ele alacağız. Hani pişmanlığı da bu şekilde belki de üzerinden geçmiş olacağız. Çünkü bildiğim kadarıyla bu dönem hiç pişmanlıkla ilgili konumuz yanlış hatırlamıyorsam yok. Dolayısıyla pişmanlık nedir ne değildir bunu da biraz üzerinden geçeceğiz. Ve pişmanlık ve tazminat ilişkisini ele alacağız. Bu da çok yani çatışmalı bir konu. Benden bu kadar. Tekrar teşekkürler geldiğiniz için. Ben teşekkür için ederim hocam. Ben sözü size bırakıyorum. Merhaba arkadaşlar. Ee, şimdi ülkenin gündemi yoğun, rekabet gündeminde yoğun. Aslında tazminat davaları tabi bugünden de nice olarak çok az yer tutsa da özellikle hakim durumu kötüye kullanılması halinde de anlatacağımız tazminat davaları çoğu yürüyen davalar ama e, meblağ olarak bakarsanız 35-40 milyon dolarlık davalar toplamda. E, dolayısıyla sayı olarak az ama e, meblağ olarak yüksek ve İlginç de iştihatların çıktığı kararlar. Şimdi çok detaya girmeyelim. Yani hakim durum nedir, kötü yapılan mahalleleri nelerdir onlara tek tek girmeyelim. Ama biz tazminat boyutuyla ele aldığımızda tabii davalar üzerinden gidersek tabii bir tanesi çoğu davaların dışlama odaklı zaten. Ve kararların çoğunda da firmalar dışlama sonucu faaliyetlerine son vermişler. Bir tane firmada sadece faaliyetin zorlaştırılması var. Diğer firmalar faaliyetlerine son vermişler, pazardan çıkmışlar. Ee, faaliyetin zorlaştırılması ile ilgili karar daha önemli aslında orada çünkü ne tip zararlar istenebilir, tazminatın kapsamı nedir belirlemek biraz daha zor. Ee, giriş engelleri buna dair bir tazminat kararı yok. Biz sadece ilkesel olarak vakit olursa belki ele almaya çalışırız. Ee, aşırı fiyatlama buna ilişkinde bir tazminat davası yok ama e, yani yakınlaşmıştık bir ara. İdare Mahkemesi'nden iptal gelince o gündemden düştü ama belki vakit kalırsa tartışabiliriz. Yeniden satış fiyatının belirlenmesi ki mevcut dosyalarımızda var. Bundan Doğan tazminat kararı da çıktı. EKM koşulları daha henüz ona gelmedik. Şimdi dava sebebine bakarsak bu bütün dört dava dilekçesinde ele aldık. Dediğim gibi soru olarak yüksek davalar Tamam da tabii ki haksız fiil sorumluluğuna dayanarak tazminat talep ediliyor. Ki bunların iki tanesi dikey anlaşma temelli ama orada da sözleşmeye değil haksız fiil sorumluluğuna dayanıyor. şimdi davaların tamamı tabii ki belirsiz alacak davası. buna müsait. Haksız fiil sorumluluğu zaten buna müsait ama ufak bir tartışma açabiliriz. Dışlama varsa, özellikle batık maliyetler varsa, yani bu çok belirgindir. Dolayısıyla hadi yoksun kalınan kar, kazanç kaybı, gelecek zararları tartışmaya açık ama yani batık maliyetler sizin tarafınızdan çok net bilinir. Dolayısıyla bu kısım bakımındaki itirazlar da var zaten. Yani belirlenebilirdi ki bazı davalarda ya yani mahrum zarar gören mahrum kaldığı kar üzerinden tazminat talep ediyor. Burada da itirazlar geliyor. Siz bilebilirdiniz diye ama tabii şimdi e, hakim durumdaki firma beni dışladığında e, ben pazar kaybediyorum ama o o orana yaklaşık miktarda pazar gücünü arttırmış oluyor. E, dolayısıyla e, onun verilerine dayanarak e, ancak ben e, brüt kar kaybımı hesaplayabilirim. Bu verilerde bende yok. Bunu bilmem mümkün değil. Zaten ekonometrik analizler de gerekiyor. Detaylı analizler gerekiyor. Bu sebeple davaların tamamı da belirsiz alacak davası olarak açılmış ve kabul görmüş. İtirazlara çok dikkat edilmemiş. Her türlü zararın tazmini, tabii kanun kapsamı geniş tutuyor. Her türlü zararın tazmini talep edilebilir diyor. Zarar görenler işte elde edemedikleri kazanç kayıplarını isteyebilir diyor. Maddi tarz, zararların tazmini istenebilir diyor. Zarar verenlerin elde etmeyi umdukları karlar e, talep edilebilir diyor. Biraz karışık bir sistematiği var ama e, anladığımız kadarıyla kapsamı geniş tutuyor ama tabii sonuçta tazminat davalarında bu kadar e, geniş kapsamlı bir tazminata hükmedilmez. ama belirsiz alacak davası olduğuna göre talep etmemde bir zarar yok. Dolayısıyla reddi halinde çıkacak bir karşı maliyet yok. Dolayısıyla e, bilinçli bir tercihte olabilir bu. E, bu davaların hepsi rekabet kurulu kararı sonrasında açılan davalar. Zaten Yargıtay'ın artık iştihadı çok yerleşik. Dolayısıyla henüz bir kurul kararı yokken ya da soruşturma açılmamışken gündeme gelmiyor. Hep kurul kararını takip eden davalar. Talep konusu fiili zararlar var. Dava tarihine kadar oluşmuş mevcut kazanç kayıpları var. Bir de gelecek zararları var. Tabii gelecek zararları daha çok dışlama odaklı dışlama temelli davalarda gündeme geliyor. Şimdi tabii burada bir şeye dikkat etmek lazım. Biz diyoruz ki pazardan dışlandık, faaliyetime son verdim. Ama ben faaliyetime devam etseydim yani ihlal olmasaydı, faaliyetime devam etseydim şu kadar büyük kar elde edecektim. Bundan yoksun kaldım Biz buna gelecek zararı diyoruz. Tabii bunu muhtemel zararla karşılaştırmamak lazım. Şimdi gelecekte bu karı elde edeceğinizi kesin ya da kuvvetle muhtemel ispat etmenizi gerekiyor. Ama hesaplama da varsayımsal yani muhtemel bir hesaplama yapabiliyoruz. Dolayısıyla gelecekte bir zarara uğrayacağımız kesin olacak. Kesine yakın bir şekilde kuvvetle muhtemel onu ispat edeceğiz. Zararın varlığını ispat edeceğiz. Zarar kesin olacak, zararın varlığını ispat edeceğiz. Ama hesap edemeyebiliriz. Miktarı tam olarak ortaya koyamaya Biliriz. Orada zaten muhtemel bir, yani varsayımsal bir hesaplama yapılacak. Dolayısıyla iki kez muhtemel kavramı kullanıyoruz, yanlış anlaşılmasın. Muhtemel zararlar, yani başka bir fiilin etkisiyle ileride oluşabilecek spekülatif zararlar tazmin olmaz. Gelecek zararları, ileride oluşması kesin zararlardır ama hesabı muhtemeldir. Varsayımsal olarak yapılır. Çünkü o koşulları şimdiden yaratmak mümkün değil ama şimdi e, kurul soruşturma açıyor. İhlal kararı veriyor ikiye. Aşağı yukarı bir buçuk 2 yıl. Tam uygulamanın içinde değilim ama. Yani soruşturmayı açıyor, ihlal kararı veriyor. buçuk 2 yıl geçiyor. Sonra 2 yıllık kısa süre var. Dava zaman aşımı. Siz dava açıyorsunuz. Ee, şey özür dilerim. Kurul kararının idare mahkemesi, bölge idare mahkemesi, danıştay süreci var. Aşağı yukarı 7-8 yıl geçiyor. Kesinleşiyor, geliyor. Siz adli yargıda tazminat davası açacaksınız. Arada zaten 8-9 yıl geçmiş oluyor. Yani aslında gelecek çoktan gelmiş oluyor. Dolayısıyla bilirkişilerin kişilerin hesap yapmasında bu anlamda bir kolaylık belki sağlayabilir. Tabii borçlar kanunu madde 50 her zaman zaten elimizin altında. Ama 50'ye 2'ye tabii dikkat etmek lazım. Orada zararın varlığı kesin olacak. Dolayısıyla zararı ispatlayacağız, zarara uğradığımızı ispatlayacağız. Ama miktarı tam olarak ispatlayamadığımız durumlarda 52'ye göre hakim ne yapacak takdir etkisini? Kullanacak. Tabii buyurun. Rekabet kurulunun kararı zaten zararın neye ona Birazdan geleceğiz ama arada hemen değinebilirim. Şimdi rekabet kurulunun tabii görev ve etkisi içerisinde değil. Yani buradan kim, ne oranda nasıl zarar görmüş bunu tespit etmez. Ancak tabii kurulu karar verirken zararın ağırlığına bakıyor. İkincisi, şimdi amaç ve etki perspektifinden bakarsak, ihlalin Pazardaki etkisini değerlendirdiğinde aslında kurul tahmini olarak zarar görecek grubu en azından ve zararın ağırlığını ortaya koymuş oluyor. Ha kurul etken analizi yapmaz. Amaç bakımından e, açık ve ağır ihlaldir. E, o kısa karar çok işimize yaramaz tazminat davasında ama detaylı bir etki değerlendirmesi yapmışsa o e, en azından zarar gören grubu kabaca ortaya koyar, zararını ağırlığını, ne tür zararların oluşabileceğini ortaya koyar. Kurulun görev yetkisinde değil ama Arduyol'un Ilıcak'la beraber yaptığı güzel bir çalışma vardı, kurulu kararlarının değil mi tazminat davalarına katkı düzeyi diye baktığımızda evet katkısı olanlar var. Benim incelediğim kararların hepsinde etken analizi yapılmış deminimiz olanlar hariç hepsinde etken analizi yapılmış ve dava dilekçelerinde de oldukça sık yararlanılmış. Yani şimdi yine aynı konu gerçekleşmiş zarar gelecek zarar. Şimdi dışlamayı ele alalım. Şimdi bir batık maliyetlerim var Şimdi benim. Bir örnek verelim mesela Tabii. aslında. Yani Tabii. somut bir vaka, rekabet kurulu kararı üzerinden hani belki canlandırırsak neyi konuşuyoruz bir tazminat davasında onu belki şey olabilir. Mesela bir içecek şirketi düşünün. İçecek şirketinin Münasır Sözleşmelerle örneğin perakende bayilerini bağladığını varsayalım. Dolayısıyla perakende bayiler bağlandığı için Münasır Sözleşmelerle rakipler perakende seviyesinde pazara giremiyorlar. Ya da rakibin dağıtıcıları giremiyorlar. Giremiyorlar. Yani onun dağıtıcıları işte ürün veremiyorlar. Dolayısıyla bir pazar kaybediyorlar. Bunun hukuka aykırı olduğunu varsayıyoruz. Yani neden, nasıl varsayıyoruz bunu? Normal şartlar altında işte aslında tazminat davasını kurul kararı olmadan da açabiliyor olmamız lazım. Ama şu andaki uygulamada kurul önce bir karar veriyor. İhlal kararı bu uygulama hukuka aykırıdır diyor. Altıncı maddeyi ya da dördüncü maddeyi ihlal etti diyor. Ondan sonra bu karar kesinleşiyor ve siz de ne yapıyorsunuz? Bu kararı alıyorsunuz ve tazminat davası açıyorsunuz. Dolayısıyla tazminat davasını böyle bir senaryoda düşünmek lazım ve hani tipik olarak da 6. maddede ya münasırlık oluyor ya da bunun benzeri uygulamalar oluyor. Çok onun dışında çok da böyle ben hani az sayıda yıkıcı fiyatlama var zaten. Çoğu kez pazarın rakiplere kapanması, kapanması. münasırlık yoluyla kapanması var. Dolayısıyla öyle hayal edebilirsiniz. Yani neyi konuşuyoruz sorusunun yanıtı. Örneğin siz bir içecek şirketisiniz bakkallarda ürününüzü satamıyorsunuz. Normalde bu uygulama olmasaydı daha çok bakkalda, tekel bayinde ürün satacakken satamıyorsunuz. Hikaye budur. Yani buradaki eylemin sonuçlarını konuşuyoruz. Ben sadece somutlaştırdım. Hocam çok güzel oldu. Ben hani kararların içinde olduğum için çok detaya giremedim ama evet, dediğiniz gibi evet yani orada kurul açıklıyor. Yani bu sözleşmeler yoluyla yapılan ya da fiili olarak yapılan münhasırlık pazarı nasıl kime ne oranda kapatır aslında kurul kararında bunu açıkça dile getiriyor çok da ayrıntılı ve net olarak dile getiriyor onu da söyleyeyim. Yani tazminat davası açısından işiniz oldukça kolaylaşmış oluyor. Şimdi burada sadece bir husus dikkat etmek lazım. Şimdi gelecek zararlar yani ihlalin ihlal kurul kararıyla beraber sona ermiş olabilir. Sona ermemiş de olabilir. Davalarda çok sık bu talepleri. Kurulu kararına rağmen ihlal sona ermemiştir. Dava tarihi itibariyle ihlal hala devam etmektedir. Ama buna genelde mahkemeler çok dikkat etmiyorlar. Yani sonuçta kurulun tespit ettiği bir ihlal aralığı var. O karara esas oluyor zaten. Ancak dışlama halinde faaliyete son verirseniz, şimdi gelecek zararları biz talep ettiğimizde bir şey dikkat etmemiz lazım. Tamam zararın birliği ilkesi var teorik olarak diyoruz. Biz tazminat davası açtığımızda zararlarımızın tazmini dediğimizde fiili zararları, mevcut gerçekleşmiş kazanç kayıplarını, dava tarihine kadar olan kazanç kayıplarını artı gelecekte gerçekleşecek olan kazanç kayıplarını isteriz diyoruz ama 11. hukuk dairesi diyor ki siz tazminat davasında ta talep etmezseniz gelecek zararları bir kişi hesaplasa da hakik hükme esas alamaz. diyor. Dolayısıyla dava dilekçemizde hem fiili zararlarımızı, batık maliyetlerimizi hem dava tarihine kadar gerçekleşmiş kazanç kayıplarımızı ilaveten gelecek zararları istediğimizde taleple bağlı ilkesi gereği yani biz teorik olarak eleştirsek de Yargıtay 11. Daire bunu kesin olarak uyguluyor. Dava dilekçelerimizde gelecek zararını da açıkça talebimizde, talep sonucumuzda belirteceğiz. Gene aynı şeyi söyledik. Ee, gelecek zararları, gelecekte zarara uğrayacağınız, kazanç kaybına uğrayacağınız kesin olacak. Ama e, bunu kesin olarak hesaplamak zaten mümkün. Değil. Dolayısıyla hesaplama muhtemel olarak yapılacak. Bu önemli. Ee, i̇kincisi, tabii gelecekte kazanacağınız en yüksek miktarı değil, makul ortalama bir miktarı e, hükmedecek mahkeme. Yani Yargıt'ın genel kanaati de bu. Tabi burada biz farazi bir nedensellik kuruyoruz çünkü gelecekte oluşabilecek bir şeyi hesaplamaya çalışıyoruz muhtemel gelecekteki kazanç kayıplarını. Tabi bu farazi nedensellik gene uygun nedensellik bağı şeklinde gerçekleşecek yani spekülatif olmayacak yani kesinlik düzeyine yakın şekilde. ...gerçekleşmesi kuvvetle muhtemel olacak. Şimdi dava dilekçelerine bakarsak... ...gene ispat faali. Tabi iddia yükümüz var, somutlaştırma yükümüz var. Çok detaya girmiyorum. Şimdi zaten e, haks filin temel unsurları var. E, Hukuka aykırılık zaten ortada... ...rekabet kurulu kararı var. Hukuka aykırılık zaten açık bir şekilde... ...orada tespit edilmiş. Yani şu an iştihattaki varsayım'a göre devam ediyorum. Tam orada sorun yok. Kusur, genelde kusurla e, fiil iç içe geçmiştir. Kusur karinesi vardır... Bu konuya mahkemelerde çok odaklanmıyor. Söylemiştik iki tane odaklanacak konu var zaten davacılar açısından. Fiil ile zarar arasındaki illiyet bağını kurmak. Yani ihlal sebebiyle zarara uğradığınızda oradaki illiyet bağını ispatlamak. İkincisi de zararı ispatlamak. İki tane ama ana temel konumuz var. Burada bir şey dikkat etmek lazım. Kartel tazminat davalarını çok sık gördük. Bir ihlal var, ben de çok mağdur oldum, tazminat istiyorum. Tamam. Dolayısıyla siz e, o banka atıyorum kredi kartı e, üretip satmıyorsa, o hizmette faaliyet göstermiyorsa e, siz o bankadan bu alanda uğradığınız zararın tazmini talep edemezsiniz. O, o zaman çok tartışılmıştı bu. Yani böyle bir torbaya koymak mümkün değil. Dolayısıyla bir ihlal var, ben de zarar gördüm, tazminat istiyorum. Bunlar kabul görmez. Dolayısıyla ihlal sebebiyle zarar gördüğünüzü ispatlayacaksınız. Şimdi sorun şu, münhasırlık uygulamalarında aslında rakibi hedef alıyorum ben. Ama rakibinde bir dağıtım ağı var sonuçta. İşte aslında doğrudan zarar gören rakip. Ama mahkemeler çok güzel yaklaşıyor rakibin dağıtım andakilerde de doğrudan zarar görer. Şimdi doğrudan dolaylı zarar ayrımda bir şey dikkat etmek lazım. Doğrudan dolaylı zarar aynı mağdur bünyesinde gerçekleşir. Dolayısıyla e, burada tespit çok önemli. Zakibe yönelmiş muhatap rakip ama siz doğrudan onun dağıtım ağındakilere de zarar veriyorsunuz. Dolayısıyla onlar da normun koruma alanı içerisindedir. Yani onlar da davacı yani aktif Dava husumetine, davacı sıfatına sahiptir diyor. Bu da güzel bir tespit olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla dava dilekçelerinde bir şey dikkat etmek lazım. İhlal var, zarar gördüm ben de o pazardayım yeterli değil. Muhakkak bu illiyeti ortaya koymak lazım. İkincisi kusur. Evet biliyoruz biz de yazdık herkes kusurla fiil işçe geçmiştir. Ama üç kat tazminat talep ediyorsak burada ağır kusuru bizim... Yine de ispatlamamız lazım. Dilekçelerde bu kısmın eksik olduğunu gördük. Ki dediğim gibi bu dilekçeler profesyonel kişilerce hazırlanmış dilekçeler ama en nihayetinde ağır kusurun varlığını ispatlamamız lazım. Evet kurul kararında zaten birçok noktada buna temas ediyor ama hiç olmazsa onları toparlayarak burada bir ağır kusur yani kast ya da ağır kusur genelde mahkeme kararları o şekilde çıkıyor birazdan göreceğiz. Buna dikkat etmek lazım. Tabii delil ikamesi kısmı sıkıntılı çünkü yani ihlali gerçekleştiren teşebbüsün elindeki verilere de genelde dayanıyorsunuz. Onun bilançosuna, gelir tablosuna, onun pazar payına, onun artan pazar payına, onun karlılık oranına dayanarak bir hesap da talep edebiliyorsunuz. Çünkü sizin kaybınız onun karı olarak gerçekleşmiş olabilir. bilir muhtemelen öyle olacak zaten. Dolayısıyla burada tek sorun şu, büyük rakipler var. Dağıtıcıları ihlalciye karşı dava açıyor andakiler. Ama bazı veriler ticari sır. Dolayısıyla biz her şeyi, dilin, her bütün, her dilin celbini istiyoruz ama şimdi ticari sırlarında korunması lazım. Dolayısıyla kötü niyetli bir talep var mı yok mu? Bu konuda da çok itiraz gelmiş zaten davalardan. Ama şunu söyleyeyim, en nihayetinde mahkemeler, HMK 220, 221, 222'ye göre ticari sırlardan arındırılmış şekilde kuruldan müzekkere yazarak kararı ayrıntılı olarak istiyor. İleride tartışırız, yani uzlaşma görüşmelerinde, uzlaşma ara kararı çıkıyor, bu iç yazışma niteliğinde, bunlar da acaba istenir mi, istenmez mi? Yani onları ileride belki tartışabiliriz ama şimdilik bunların hepsi geliyor. Mahkemenin kasasına konuyor, bilirkiş heyeti gelip kalemde inceliyor. Yani genelde öyle oluyor, mu söyleyeyim. Cevap dileklerine bakarsak, kısa bir giriş yapayım. Bir defa işiniz çok zor, rekabet kurulu kararını vermiş, danıştay süreci tamamlanmış. Şimdi davacı zaten kurul kararı sonrası davasını açar. Çünkü iki yıllık kısa zaman aşımı var. Şimdi sekiz yıla sonra geliriz ama iki yılda çıkabilir belki bir iştahat değişikliği dola de bilir. Biz davamızı açıyoruz. Bekletici mesele yapıyoruz. Kurul kararının kesinleşmesini bekliyoruz. Aşağı yukarı yedi, sekiz yıl boyunca bekliyoruz. O arada dosya en azından ön inceleme tekemmül ediyor. Ama henüz bilirkişiye gitmiyor. Bekliyoruz. Kurul kararı kesinleştikten sonra hesap e, hesaplama için dosya bilirkişiye gidiyor. Ya bu arada bir 7-8 yıl geçiyor. Bilir kişi, rap kök rapor, ek rapor, ikinci ek rapor, başka bir kişi derken iki buçuk yıl daha geçiyor. Yani soruşturma sürecini düşünürseniz 13-14 yılı bulabiliyor. Ama birazdan belki kısaca değiniriz. Uzlaşma da öyle olmayacak diye umuyorum. En azından test edici kararları takip ediyoruz. En azından test etme olanağımız olacak. Uzlaşma kararı sonrasında anında yüzleşebilirsiniz bilirsiniz bu davalarla. Çok kısa, delilik kısıtlama talepleri çok fazla var. Ticari sırlarımız var. Ticari sırlardan arındırılmasın. Rekabet kurulunun elindeki belgeler, hepsini vermeyin. Hepsi inceleme konusu olmasın. Rakibiz çünkü en nihayetinde. Ee, ara buluculuk, tahkim veya suh. Şöyle söyleyeyim, dosya belli bir aşamaya geldikten sonra herkes suraya yanaşıyor. Çünkü ilk derecede üç kat kazanırsınız ama istinaf başka bir şey der, yargıtay farklı bir şey diye. Bilir. Bu arada zaman geçiyor. Yüksek enflasyon, yasal faiz oranları oldukça düşük. Bir an evvel kavuşmak istiyorum. Ve diğer tarafta riski görüyor. Yani üç kat çıkmazmış ama çıkabilirmiş işte. Dolayısıyla tam kazan kazan dediğimiz nokta yani ara görüyorsunuz ya bu taraftar varmış olabiliyor. Dolayısıyla uzlaşmaya sulhede oldukça açık dosya. Ama dosyanın belli bir aşamaya gelmesi gerekiyor. Onu söyleyeyim. Daha Amerika'daki gibi baştan bir uzlaşım kültürümüz yok çünkü. Bunun yönetim kurullarına falan anlatmanız da çok kolay değil bir dava açılsın, tekemmül etsin. Bilik şimdi bir kök raporu gelsin bakalım ne olacak. Tamam. Tazimler var mıymış, olacak mıymış? Tamam. Bunu yani hukuktan sorumlu yönetim kurulu başkan vekiline falan anlatmanız çok kolay değil. Yani onlara bile anlatmanız çok zor. Ee, i̇ki tane deminiz kararı var. Bu şu açıdan güzel. Yani ön incelemede bunlar biliyorsunuz sonuçlanıyor. Şimdi e, artık yasal e, şey, ikinci mevzuatta da düzenlemeye kavuştu. Yasal düzenlemeye de kavuştu. Orada da itirazlar şuydu. Ya biz kurul önünde savunma hakkı bile verilmedi. E şimdi ceza almadan da çıkıyorsunuz o işin içerisinden. Dolayısıyla idari yargıya falan da taşımıyorsunuz o kararı. E ama önünüze tazminat sorumluluğu geliyor. Ortada da öyle böyle kesinleşmiş bir kurul kararı var gözüyle bakıyor mahkeme. Yani incelemeydi, soruşturmaydı o ayrıma çok girmiyor açık söyleyeyim. Hem de bir tanesini üç katta aldık biz mesela. Hani e, hakim durumdaydı bir firma ama çok e, kısıtlı bayilik ağı vardı. Daha çok şubeli, şubelere yolla faaliyet gösteriyordu. Çok e, detaya girilmedi. E, uzlaşma ile ilgili sonra belki çok kısa zaten diğer e, tebliğin konusuna çok girmeyeyim ama tabii e, uzlaşma sonucunda hep söyledik yani bu risk var hızla e, bir tazminat davasıyla karşılaşabilirsiniz. Ama burada tartışacağımız husus çok kısa Şimdi erken dönem uzlaşma, bunu çok eleştirdik biz. Şimdi kurul daha soruşturma kararını alıp size tebliğ ettiğinde alta bir paragraf ekliyor hemen uzlaşmayla ilgili. Şimdi daha iddia ne, onun farkında bile değiliz. Ama hemen müvekkiller, ben avukat değilim ama hani soruyorduk yani. Bak uzlaşma varmış, nedir bu vesaire diye. Erken dönem uzlaşma evet faydalı. Şunu gördük, Kasım aralık ayları uzlaşma mevsimi, e, şimdi Ciro... Değil mi? Düşünün yüksek enflasyonda bir sonraki yıl cirosunu düşünün, 300 milyonlarda 9 milyon nerede uzlaşacaksınız? Yani zaten e, şimdi temel ceza belki üst limitten belirlenmeyecek, 25 alacaksınız, uzlaşma artı pişmanlık alacaksınız vesaire. Yani e, çok avantajlı olabilir ama çok eleştiriyoruz biz. Belki dosya çok sağlam değil. Bak idare mahkemesi de esasa giriyor, çok ciddi kararlar veriyor. Yani erken dönem uzlaşmayı çok eleştirdik ama çok büyük bir faydası var. Çok erken dönemde uzlaşırsanız ortada kurul dosyası falan olmuyor. Tamam Bir ihlal iddiası oluyor bir cümle o da kabul etmiş. Oluyor dosya tekemmül etmeden iki sayfalık incecik bir dosyayla kurtulmuş oluyorsunuz. Bunun tazminat davasına esas olması da yani ihlal var ama şimdi mahkemelerde, bilirkişilerde, bizler de yani mütalaa veren şu bu bilirkişi olarak kurul kararına bakıyoruz. Onu analiz ediyoruz Bizim onun elindeki araçlar bizde yok. Onun elindeki delil tespit etme yöntemleri, araçlar yerinde inceleme bizde yok. E, dolayısıyla e, bir ihlal var. Kimler zarar gördü? İhlalin etkisi neye yol açtı? Hangi pazarda? Bunları bilemiyoruz. Dolayısıyla burada işler biraz daha zorlaşacak. Özellikle davacılar açısından onu belirtmekte fayda var. Hem bir nokta daha ağır kusura kusurun derecesine de bir atıf olmadığı için üç katlar da, üç kat tazminat talepleri de sıkıntıya girebilir. Hızla geçeyim. Kurulu kararının ettik, katkı düzeyi. Evet, anlattık aşağı yukarı bunları ee, ne derece şey olacağını. Delil niteliği e, tartışılmıyor artık. Şimdi kesin delil, kuvvetli delil, takdiri delil. Ya bizde bir kesin delil var, bir takdiri delil var. Hep bu mecalarda tartışıldı ama e, biz kesin delil olarak kabul ediyoruz. Yani uygulama öyle gelişti, öyle söyleyeyim. Kuvvetli takdiri delil dese de mahkeme ona kesin delil gözüyle bakıyor, tartışmıyor. Bunu söyleyeyim. Mahkemenin kararı yeter. Ya kararlar çok güzel, çok detaylı. Ee, onu söyleyeyim. Beklediğimizin ötesinde tespitler var. Yani bu açıdan Türkiye'de hakimlerde var yani onu söyleyeyim. Çok güzel tespitler de yapılmış. Evet. Bilirkişi raporlarına gelirsek şimdi bilirkişi hemen bir heyeti kuruyoruz. Ben e, ticaret hukukçusu olarak yani hukukçu bilirkişi olmaz dendi. Dosyalar artmaya başladı. Açık söyleyeyim yani çok fazla dosya gelmeye başladık, yorulmaya başladık. şimdi listeden atıyoruz ya da liste dışından atıyoruz. Bakalım bir hemen hesap bilinçimiz mi var bizim her yerde zaten? Mali müşavir. Bir muğlak bir kavram var. Ekonomist. Ülkede herkes ekonomist. Yani nereden hangi diplomayı almış, o listeye nasıl kaydolmuş belli değil. O ekonomist zaten orada hemen yer alıyor. Yani rekabet iktisadı, zarar tahmin yöntemleri konusunda bir çalışması var mı? Gerçi iktisatçı hocamız yok herhalde burada değil mi hocam? Yani şimdi yok hocam. Rekabet iktisadı kısmına çok kısaca gireyim. Yani uzun yıllar önceydi işte Necmettin Hoca Bağdadi oldu işte İzak Atiyez Hoca efendime söyleyeyim. Yani Mehmet Baş yani bu alanın e, rekabet iktisadının Erdal e, Türkan hocamız, Ercan Uygur hocamız yani kutu olmayan ama yani regulasyonla başlayan çalışmalarına, oyun teorisiyle devam eden, çok kıymetli hocalarımızla sonra modellemeler, zarar tahmin, daha doğrusu ihlali tahmin yöntemlerini geliştiren, şu rekabet iktisadı gelişmedi, rekabet hukuku gelişti, hukukçular gelişti, savunma avukatları çok öne çıktı. Rekabet iktisadı çok gelişmedi. Çünkü ya iktisatçılar böyle çok hukuki meselelere girmek istemiyorlar. Bizde disiplin arası çalışma alışkanlığı çok yok. Ama ben mesela, biz bir çalışma yapıyoruz şimdi İTÜ'den, çok kıymetli bir hocamız var. Şek Hoca değil de e, ekonometri alanında Bülent bülent hocamız var. Şimdi ondan rica edeceğim. Bir hocamız daha var. Zarar tahmini yöntemler üzerinde çalışmış hocalar. İlk, rekabet hukukundan da aşağı yukarı oranlarla. E, mevcut kararlarla eğer nasip olursa modelleme yapsaydık arada ne fark var? Yani bunu e, ortaya koyup yayınlaştırmaya e, çalışacağız. Çok gelişmedi rekabet iktisadı. Kurum kökenli olanlar bildiğim kadarıyla, kurum kökenli olan İktisatçılar hani bu alanda yer alıyor ama çok derin e, analizler onlara da girecek vakti olmuyordur dosya yoğunluğundan belki. Bu alan çok gelişmedi, gelişmesi faydalı olurdu. E, ne yaptık? Mali müşavir, ekonomist atadık. E, şimdi bir de hukukçu lazım bize. Rekabet hukukçusu e, az, yani ticaret hukukçusundan atıyoruz. Güzel ama şeyler, analizler güzel. Yani çünkü koca kaynağa ulaşmayı biliyor, şey yapıyor. Yani o analizlerde çok çok sıkıntı yok ama hemen karşı taraf itiraz ediyor. Hukukçu bilir kişi kanaat, hukuki kanaat bildirmiş. Şimdi hukukçu bilir kişi olarak atandığımda ben ne yapacağım? Hukuki kanaat bildireceğim. Yani eskiden yani neredeyse hükmü bile yazıyorduk. Şimdi seçenekli vermeye başladık böyle itirazlar gelip. Öyle olursa böyle olur, şöyle olursa şöyle olur diye. E tabii ki yapacak yani hukuki analizini. Orada çok sıkıntı yok. Şimdi zarar hesabı kullanılan yöntemlere bakalım bilirkişilerimiz. Bizim yerleşik, biz ilk defa haksız fiile hazinatla karşılaşmıyoruz. Biz kazanç kaybı davalarıyla ilk kez karşılaşmıyoruz. Bizim yerleşik varsayımsal muhtemel hesaplama yöntemlerimiz var zaten. Bunlar maliyet ve karlılık esasına dayanırlar. <laughs> Dolayısıyla pazar payı kaybını, buradan e, ciro kaybını, net satış kaybını oradan bürüt kar kaybını oranlayarak bulurlar. Tabi bilanço ve gelir tablolarının ...gerçeği yansıtması lazım. Ee, Buranın kitabındaydı. Ben bilançolar <laughs> çoğunlukla gerçeği yansıtmaz dedim. Çok haklı olarak kurumsal firmalarda e, bilançolarda artık hele halka açık firmalarda falan evet çok daha düzgün tutuluyor. Zaten hakim durumdaysa firma muhtemelen halka açıktır. Ama hani çok detaya girmeyeyim ama biz ne halka açık şirketler gördük ne bilançolar gördük. Yani dolayısıyla bir randıman analizi yapıp yatay dikey bir bilanço analizi yaptığınızda açıklar ortaya çıkabilir. Çünkü orada kazançlar gizlenmiş olan bilir. Dolayısıyla burada pazar payı kaybı, kar marjları düşük gösterilmiş olan bilir. Yani o açıdan iyi bir bilir kişi, iyi bir analiz yapabilir. Hocam <laughs> sakiniz ilerliyor. Ben buraları geçeyim. İlginç bir rapor. Bu da çok büyük bir davada verilmiş bir rapor. Mahkeme demiş ki müspet ve menfi zararı hesapla demiş. Müspet menfi zarar sözleşmeler hukukunda olur. Sözleşmesel sorumluluk Haksız bir sorumluluğunda olmaz diyor. Bu talebi reddi gerekir diyor. Sonra kurul kararı muhtemelen okumamışlar pek. Kurul kararı da ihlal falan yani bu firmayla davalıyla pek bağ kurulmuyor da çok da net bir karar var. Çok da ayrıntılı analizler var. Kurul kararı da iyi okunmamış. Ama haklı bir tereddütü var. Diyor ki ya bu gelecek zararlarını istiyor ama diyor şimdi bu adamın ben yönetsel kabiliyetini bilmiyorum diyor. Buraya girecek rakiplerin onun pazarına müdahale edip etmeyeceğini bilmiyorum. Ya bunun hesabı mümkün değil diyor ama. Halbuki bizim zarar tahmin yöntemlerimizde de hata payı olsa da bunu aşağı yukarı ortaya koya biliriz. Aslında o tereddütü vurguluyor orada. İkincisi bir tereddüt daha vurguluyor. Ya mahkemeler sürekli müspet menfi zarar diye yolladığında kafa biraz karışmış oluyor yani fiili zararlar kazanç kayıpları açıkça söylemek lazım biraz daha netlik kazanabilir karar da bu yönde çıkıyor davacının iddia ettiği eylemle sebep-sonuç ilişkisi kurulması mümkün görülmediğinden davanın reddi diyorsunuz kaç milyon dolarlık dava bir kalemde silip atıyorsunuz yani dolayısıyla bir kişi raporları bu açıdan Hayati öneme sahip burada anlattım Ben aslında Şimdi demin söylediğim nokta. Birçok bağımsız değişkenimiz var bizim gelecek zararların hesabında. Yani sen bu büyüme oranını devam ettirebilecek miydin? Pazara başka rakipler girecek miydi? Başka ne anlatayım? Yani işte krizler seni nasıl etkileyecekti? Yani bir gelecek zararların hesabını yapmamızda birçok bağımsız değişken var durumu etkileyen. Ve bunların çoğu tahmini, spekülatif. Bunları hesaplamak çok kolay değil. Onun için klasik yöntemlerimiz kullanılıyor genelde. Ama şöyle bir şey ortaya çıkıyor. Yani davacı diyor ki pazarın dışına itildi, yüzde on. İşte pazar yüzde yüzdü. Davacının, davalının yüzde seksen payı vardı. işte yüzde on benim orada payım olacaktı. Yani buradan zarar hesabı yapmaya çalışıyoruz. Şimdi davalının, ihlalcinin pazar payındaki artışı direkt davacının zararı olarak hesaplarsak aslında meblağ üst limitten çıkıyor. Üst limitin de üstünden çıkıyor. Davaların oldukça aleyhine. Dolayısıyla burada biz bu bağımsız değişkenleri hesaplayabilirsek, yani davacı ihlalden zarar gördüm diyor ama bu pazar zaten küçülüyordu, sürdürülebilir değildi. Zaten sizin yönetsel sorunlarınız da vardı. Yani birçok değişkeni hesaplarsak aslında e, tazminat miktarı azalır. Bunları klasik yöntemde hesaplayamadığımız için, sadece maliyet karlılık bilanço ve gelir tablosuna göre bir hesap yaptığımız için davalı açısından bir sıkıntı var. Tazminatlar üst limitinde üstüne çıkmış oluyor açık söyleyeyim. Üç katla beraber düşündüğünüzde ciddi bir sıkıntı ortaya çıkıyor. Bu ileride dediğim gibi yapmayı planladığımız bir şey ama ekonometricilerin bize çok destek olması lazım. Mevcut kararları alacağız. Buradaki klasik yöntemlere göre hesaplanan zararla değişkenleri içine kattığımızda hesaplanan zararı mukayese edeceğiz davaının yani buradaki tazminat asgari limitten mi çıkmış üst limitten mi hesaplanmış En azından onu tespit edebileceğiz. Şimdi bu kısmı geçeceğim ben yani çok anlatıldı Çünkü her yerde yazıyor zarar tahmin yöntemleri yani önce sonra benzer pazarla kıyaslama farkın fark Ama sadece bir şey söyleyeyim mesela aşırı fiyatlama daha bir tazminat davası yok ee, ismini verelim sahibinden kom değil mi yani aşırı fiyatlama, o dosyada çok yer aldım. Ben aşırı fiyatlamadan bir ceza çıksın da bakalım bir karar çıksın da ne olacak? Çünkü hiç yoktu. Çıktı kurul ki %10 ihtimalle çıkar diye düşünüyorduk ama çıktı. İdare Mahkemesi'nden döndü. Nihayetinde dosya bir şekilde kapandı. Ama olsaydı kurumsal üyeleri için söylüyorum ben, aşırı fiyatlamadan bir zarar gördüler. Burada benzer pazarlarla kıyaslama yaparak zararı hesaplayabilirdik. Bu yurt içi pazarlar olabileceği gibi global pazarlarda ola bilirdi. onu açık söyleyeyim. Yani bir yöntem kartelde genelde önce sonrası yöntemi kullanılıyor. Gene kazanç kayıplarında önce sonrası yöntemi biz regresyon analiziyle gene yapabiliriz. Bunun birkaç tezde de örneği var yapılmış banka karteli üzerinden. Bizim klasik hesaplamamız bu. Benim pazar kaybım, onun pazar payı artışı, onun karlılığı, benim karlılığım oluyor. Orada brüt karlılığı hesaplayarak bir zarar tahmini yapıyoruz. Bunu geçiyorum simülasyona dayalı analizler çok ileri teknikler kullanılıyor. Bulanık mantık vesaire. Hukukçuların anlayacağı türden değil. Tabii mahkemenin bir endişesi var. Bilirkişi raporunu benim denetleyebilmem gerekir. Şimdi e, e, ...mağpraktiste yapmıyorsunuz ama bunu değil mi? Denetle, İnşaat vesaire, inşaat mühendisleri, mimarlarda bunu yapmıyorsunuz. Ama burada illa diyor ki benim bu şeyi tahmin edeyim, denetleyebilmem gerekir diyor. Tamam. Mı? Onun için de böyle bana regresyon, zaman serisi, simülasyon, bulanık mantık falan getirdiğinde Bunlar çok spekülatif diyor. Yani benim denetlemem mümkün değil. Yani şu an için erken dönemdeyiz. Yani bunlar akademik olarak gündeme getirilebilir. Özellikle kıyaslama yoluyla gündeme gelebilir. E, dolayısıyla bu e, modelleme yoluyla zarar tahmini yöntemleri şu an için erken dönemde ama akademik olarak e, çalışılabilir. Çalışmaya da başlandı. Bir kanaate vardı bir kişi, Dedi ki 300 milyon. Üç kat bilmem ne çıktı ortaya. Ben davalı tarafı olsam sunarım ki sundurtuyorum. Bunu yaptırmak çok zor. Niye? Çok büyük farklar çıkıyor arada. Bizim yani davalı taraftasınız, hepiniz avukatsınız. E, bir kişi raporu da gelmiş ne yapacaksınız? Hakimde tereddüt yaratacaksınız. Bunun en güzel yolu da karşısına şu şu hocadan alınmış değil mi? Amerika'da, Avrupa'da çoktan test edilmiş, tazminata hükmedilmiş modellemeleri koyduğunuzda tereddüt olur mu olur? En azından dosya ikinci bir heyete gider. En yani bir vekil açısından 3-6 alt, aylık bir zafer kazanmış da olursunuz. Muhakkak ilkinin de altında Çıkar onu söyleyeyim, birlik işte etkilenir yani o ya o açıdan e, faydası olabilir. Çoklu doğrusal regresyon <laughs> bize biraz uzak geliyor ama e, ben biraz işin içine girdim hocam e, çok fazla ders de aldım hepsini unuttum ama çok çok zor çünkü. İkincisi başta hukukçusunuz, her şeyi anlarsınız yani başta çok kolay her şey ama hata payları korelasyon falan işin içine girdiğinde iş biraz karmaşık hale geliyor yani sizin de denetiminizden. Çıkıyorsunuz işte beraber bir görüş vereceksiniz. O açıdan biraz risk içeriyor. Bunları geçelim. Bunlar hep ilişkiye dayanan tahmin yöntemleridir. Yani pazara yeni girişler sizin kazançlarınız nasıl etkilerdi? İşte, yüksek enflasyon sizin kazancınızı nasıl etkilerdi? Hep bu değişkenlerin gelecek zararını nasıl etkilediğine dayanan tahmin yöntemleri Ama tahmin deyip geçmeyin. Bunlar ciddi verilere dayanırsa çok nitelikli sonuçlar, ...ortaya çıkabilir ki halka açık şirketlerde bu verilerin çoğuna erişebiliyoruz biz. Burada ha, bir öneride bulunmuşuz hocam. bu Var rehber benzer bir şekilde. E, akademik olarak düşünülebilir belki değişik zararlar, değişik ihlal türleri bakımından... ...bir e, modelleme rehber olarak en azından ortaya konan bilir. Belki bir kişiler dikkate alabilir ya da heyetlerin oluşumunda böyle bir şey olabilir birlikte mukayese edilerek de belki bir şey yeteneği ortalama değer alıyor ya bazen. Belki öyle bir şey yoluna da gidebilir. Çok yordum akşam akşam bu kısmı. Burada sadece şu, çok güzel kararlar var. Bir defa bir rekabet kurulu, mahkeme çok açık, rekabet kurulu ihlal tespit etmiş olabilir ama diyor. Orada dursun diyor. Haksız fiilin diğer sorumluluk şartları, unsurları onu ben değerlendireceğim. Bir defa onu açıkça ortaya koyuyor İkincisi güzel bir şey daha var. Rakiptir muhatap ama diyor rakibin dağıtımı andakilerde zarar görmüştür. Bunlara dolaylı zarar diyemeyiz. Bunlar da doğrudan zarardır. Bunlar da davacı grubu içerisinde açıkça yer alır diyor. Bunlar da güzel tespitler. Şu var tabii bir şey daha var. İhlal sona ermiştir ama diyor çok güzel bir karar. İhlal sona ermiştir ama her zaman etkileri sona ermez diyor. İhlalin devam eden etkileri vardır Dolayısıyla biz burada gelecek zararı hesaplayacağız diyor kesindir diyor. Yani burada ihlalin etkilerinin doğacağı kesindir diyor. Nereden güç alıyor? Tabii rekabet kurulu kararından da bir güç alıyor. Orada ihlalin uzun zaman, uzun dönem etkileri analizle olarak ortaya çıkıyor. Burada biz fiili zararlarımızı evet tazmin ediyoruz. Bunun içinde çoğunlukla batık maliyetler var. Bunun yanında mevcut kazanç kayıpları var. Gelecek zararları var. Ara kararlarla ilgili birkaç şey söyleyeyim. Değil tespiti daha e, e, çok şey yapmadık. Olabilir ama rastlamadık. Geçici ödemeler hocam mümkün mü burada da? Yani sepaksız haksız fiil yola çıkıyoruz. Takandaki ilgili hükümün şartları ağırdı ve yine yanılmıyorsam böyle e, ödemediği zaman bir hukuka aykırılık yani haksız fiilin şartlarının gerçekleşme ihtimali yüksek olacaktı. İki evet. ödeme olmadığı zaman. Ekonomik olarak. zarar gören kişinin ekonomik açıdan çok zor duruma düşmesi koşulları aranacak. İşte hocam dışlamada biraz. Dışlamada olabilir. Evet. Özellikle piyasa dışına çıkma ihtimallerinde olabilir ama ben hiç örneğini görmedim. Belki evet. hani buradaki arkadaşlar da buna tanık olan olabilir ama ben görmedim. Ben hani bedensel zararlarda ve destek tazminatına özgü olduğu için. Daha ziyade çok öyle al... diye hatırlıyorum evet, ben. Evet çok alışık olmadığımız için olabilir mi? Olabilir. dışlamada özellikle. Talep edin siz. Zaten belirsiz alacak davası yani hani çok zararı yok. tedbir kararı kastım şu yani duran varlığa en azından tedbir koya bilir. Naksız fiil davalarında oluyor mu? Yani muvaza iddiası falan varsa belki gündeme gele bilir. Öyle bir mal kaçırma vesaire varsa ama ha, şimdi hakim durumu anlatıyoruz. Onlar kurumsal firmalar, çok büyük firmalar. Böyle şeyler çok olası değil. Bitirmek üzereyim. bu, bu kısmı geçeyim. Normal karşı tarafın işte defterleri, defterleri sunar sunmaz. Ama sorun şu. Şimdi ihlalci ihlali gerçekleştiren birçok pazarda, birçok ürün pazarında faaliyette bulunuyor. Bunlardan bir ya da birkaçı sadece ihlale konu. Ama muhasebeleştirmeye geldiğimizde bazen bütün bu kalem kalem kazançlar ayrı ayrı muhasebeleştirilmeye Dolayısıyla burada delillerin ikamesinde ve ispatta bir sıkıntı ortaya çıkabiliyor. Orada da yeni tahmin yöntemleri devreye giriyor. Varsayımsal olarak bir hesaplama yapılıyor. Sona geldik. Yani dava sebebine evet haksız fiil sorumluluğu. Ee, kararların kesinleşmesi yani çok eleştirildi yani idari karardır bu idari kararlar zaten kesin yürütülebilirdir ee, ama artık kesinleşmesi diye biz e, pratik hayatta, iştihatlarda falan herhalde bu şekilde kullanıyoruz yani iptal edilmemesi laf sende çok şey, e, çok sevimli değil, o, yani kurul kararının kesinleşmesi diye e, şey yapabiliriz son bir şey, son birkaç şey ee, gerçekten üç kat tazminat kararı var daha yargı aşamaları yok ama gerçekten yönetim kurulları şok oluyorlar. yani Çünkü e, tahmininizden öte bir varsayımsal hesaplar, üst limitten bir zarar hesaplanıyor. Bunu üç katla çarpıyorsunuz. Üstelik e, yıl yıl ihlal tarihinden itibaren faiz işletiyorsunuz, ticari faiz. Düşük olsa da. Yani orada 50 milyon çıkmış diyor. Sonuca geliyorsunuz 250 milyona varıyor. Aradan 10 yıl geçse de o zamanın değeriyle bu zaman değeri çok farklı olsa da biz alışık değiliz 200-300 milyon tazminat ödemeye. Bu dosyaların toplamı da aşağı yukarı 750 milyon liradan fazla bir tazminat söz konusu. Bu bunu üstte yönetim kurulu anlatmanız çok çok kolay değil. Onun için gerçekten bir şok oluyor. 3 kat olarak uygulanmış. Hepsinde 3 kat olarak uygulanmış. Hakim durumun kötüye kullanması. Kararlarda çok açık, çok güzel ifade var. Kasten veya ağır kusurlu olarak Eylemi kasten hep buna burgu var. E, savunmalar var. Üç kat kartele özgüdür. Niye? İşte Anlaşma, karar ya da ağır ihmal diyor ya hani kanun üç kat tazminat. E, çok güzel kararlar var. Yok diyor. 57'den itibaren kanunun 57. maddesine itibaren olan kısmı ayrı düşünün diyor. O kısmı farklı düşünün diyor. Yani ihlali düzenleyen kısımda bu kısmı biraz farklı düşünün diyor. E, 58'e geldiğinde gene e, aynı şeyi söylüyor bu anlaşma karar yanında ağır ihmal de var diyor. Dolayısıyla hakim durumun 57'ye göre zaten hakim durumun kötüye kullanmasını da kapsar diyor. Tabii siz davalısınız ne yapacaksınız? Bu sadece kartele özgüdür diyeceksiniz. Yani orada yapacak çok bir şey yok. İlkesel olarak çok büyük tepki gösterenler oldu. Aşırı caydırıcıdır dedi. Anayasaya aykırıdır dedi bu. Hak ihlalidir dendi bu. Fisek örnek gösterildi. Fisek de hep üç kat çıkıyordu. Ama Anayasa Mahkemesi dedi ki yani takdir hakkını engelleyen bir lafız yok. Üç kata kadar da verebilirsiniz dedi. Dolayısıyla bugün gündeme gelebilir. Biz... Evet ben... Çelişik üç mi? Ha, i̇şte Anayasa Mahkemesi'nin kararı 2017'di zannedersem. Ondan sonra bir iş... Işte... Evet işte... On... Iki... Efendim? FİSEK'le ilgili Anayasa mahkemesi nerede? Herhalde... Uyguluyor mu? Evet ben çünkü... Yok şey diyor FİSEK'te. Anayasa Mahkemesi'nin o kararına rağmen üç kat olarak. Evet. Çünkü maddi zararın tazmini de değil aslında o. Biraz daha çünkü 68'de evet Evet. Ama üç katta üç katı talep edildikçe uyguluyor mahkeme. Bitireyim hocam. Bir iki dakika içerisinde. Tamam. Evet. <laughs> Dava şartı ara bulucu, bizim dosyalar çok eski ama da, hepsi ticari dava. Dava şartı ara buluculuğa tabi. Belki orada bir çözüm çıkabilir ama mevcut ara sistemiyle ve mevcut ara çok mümkün değil. Şimdi Burak senden destek alacağım. Tahkim konusu çok uzmanı olduğum bir alan değil ama şimdi bir bir kurulun bir ihlal kararı yokken tahkimde bu gündeme gelip bundan dolayı bir çözüm üretilebilir mi? Bizde rekabet kurulu artık yargı kesin, münhasır yetkili diyor. Münhasır yetkili bir kurul varken tahkime elverişlilikten dolayı muhtemelen bir iptal kararı çıkar. O faslı geçtik. Mahkeme ile kurul arasındaki ilişkiyi tartıştık ya, burada da o. Ama şu var, mesela bir tahkim sözleşmelerini biz çok genişledik. İş bu sözleşmeden doğan bütün uyuşmazlıklarda, değil mi? İşte ICC tahkim kurallarına göre, bilmem ne tahkim mahkemesi, şu dilde yetkilidir diyoruz. Şimdi sorun şu. İş bu sözleşmeden doğan bütün uyuşmazlıklar diyorsunuz. Ama burada tazminat talebiniz haksız fiile dayanıyor. Tabi orada şu var, e, haksız fiil eğer sözleşmedeki e, borca aykırılık anlamında sözleşmeyi de ne deniyor orada? E, yeterli düzeyde bağ kurularak etkiliyorsa, e, belki bu anlamda e, dolayısıyla e, tahkim heyeti, hakem heyeti tazminata da rekabet ihlalinden dolayı karar vere bilir. Bence bizim ülkemiz için çok şey değil, uygulanabilir değil. Bir defa tahkime elverişli gündeme girecek. İkincisi biz zannedersem daha sıkı bir bağırıyoruz yani haksız fiile. Lütfen. Efendim? Değil mi? Biraz ön plana çıkacak gibi. Onun için bir önerimiz var orada. Her kitapta tezde yazıyoruz biz rekabet ta, e, rekabet tahkim e, merkezi e, yani bu belki bu alan uzlaşmadan sonra göreceğiz belki daha gelişecek bir alan olacak e, böyle bir uzman tahkim merkezi kurulabilir e, ya en uygun merkez burası diye düşündük yani hani e, daha e, Şimdi yani olabilir ya yani en azından sonuçta her şey a ekonomisi bu da bir sosyal sermaye işi e, vilayetiyle olabilir hani bir, bana bir getir gibi bir bir tahkim ola bilir düşünülebilir e, faydalı da olur gerçekten e, ciddi ve rasyonel hesaplamalarda olabilir zaman aşımı 11. daire 2022'de de dedi 8 yıl kabahatler kanunu artık yani e, pragmatist evet düşünceler var içerisinde doğru ee, ama zorlama bir yorum 8 yıl olması yani TbK işte kimlerine atfen biraz sıkıntılı Başka ne demişiz Bunu tarz deminim start uzlaşma kararı ben çok diğer tebliğin konusuna girmeyeyim ama iki şey söyledik burada özellikle erken dönem uzlaşma Evet sıkıntılı eleştirisel yanları var ama tazminat davaları açısından bir engel teşkil edebilir. Ee, Tahütle ilgiliydi bu başlık. Ben çok detayına girmeyeyim. Çok da uygulamasını e, yapmadığım için bilmiyorum yani. Ama şu var. E, mesela tahüt kararından önce kurulun aldığı bir geçici tedbir kararı var. 9/4'e e göre değil mi? 9/4'e göre aldı geçici tedbir kararı var. Bir kararına daha bakıyorum. İhlal kararı var. Ceza vermiş. Aynı eylemler neredeyse bence. Çok benzer eylemler. Yani e, açık ve ağır ihlale işaret eden birçok şeyi zikretmiş kurul ve geçici tedbir kararı vermiş. Sonra taahhüt sürecine girmişler. İhlal vardır dediği bazı kararlardaysa geçici tedbire konu eylemleri ihlal olarak değerlendirip bence karar vermiş. Tartışılabilir yani geçici tedbir kararı varsa genelde kendini kayırma ayrımcılık vesaire algoritmik uygulamalar çok gündemdeydi. E, düşünülebilir mi direkt tazminat davası açılabilir mi? Yani geçici tedbir kararı öyle bir içeriğe sahip ki yani gerçekten benzer eylemlerde ihlal kararı çıkmış. Eee taahhütle ilgili sıkıntılar e, sonra görüşülebilir. Yani taahhüt kararı tazminat davası açmaya bence engel değil. Açık söyleyeyim. İçeriğini analiz etmek lazım. Kurulun kararıyla bu anlamda mahkemeler bağlı değil. Yani dolayısıyla e, soruşturmaların çoğu artık taahhütle sonuçlanıyor ya da uzlaşmayla biz Uzafer Hocam çok haklı belirtti. İştahat göremeyeceğiz yakında yani. Şöyle teşekkür etmiş bir dosya göremeyeceğiz belki yani. yani hocam soruyu ağzımdan aldınız. Bitirsin de <laughs> sorsun diyordun. Sorayım diyordum ama. Hani yani bitir diyorsanız Hani onu diyecektim. Uzlaşmayla son buldu. Tavukla son buldu. <laughs> hani uzlaşmayla son buldu çoğunlukla son iki yılda siz kanun değişikliğinden sonra henüz mahkeme yansımadı şeyler. Tazminat davaları yansımadı. Takip Haca ediyoruz mı? hocam. Ambulans evet. Evet. <laughs> evet. Ama yeni yeni geliyor. Çünkü <laughs> evet. olacak, dava açılacak, işte bir şey olacak. E, ya uzlaşma ya tahüt Zaten şeyde bizde kartellerin falan dava konu olması çok zor. Çünkü klas davası yok. Yani küçük zarar görenlerin bir yere gelip dava açması çok zor. Ancak tüketici mahkemelerinde bazı şeyler olabilir. Yani Nereyi nasıl görüyorsunuz hocam yani? Yani yeni yeni bir yere gelmiştik. Yani 3-5 tane yeni karar çıkmıştı. En azından mahkemeler bir ilk derece mahkemede vermişti ama tekrar mı biz hani geriye Geri gidiyoruz gittik. bu kanun değişikliğinin? Yani çünkü taahhütün kesin karar olup olmadığı ihlal tespit yap yapmadı belli değil. Uzlaşmada yani açıkça ben bir karar bekliyordum yani gerekçeli karar yazılsın diye. Yani normalde 100 sayfa olacak karar 15 sayfa yazılmış. daha kısa çıkıyor. Çıkartıyor. Evet, Öyle yani olacak. Ben, hep. ben, ben çok hayal kırıklığına uğradım. Çünkü 100 sayfalık karar beklerken 15 sayfa. Hocam uzlaşmayı daha tasar aşamasındayken tartışırken bu konuşulmuştu. Yani kararlar daha kısa olacak. Uzlaşmayı teşvik etmek için tazminat davalarının önünü almak için. Yani siz ne, nerede görüyorsunuz yani geleceği yani? Hocam bu ben şöyle içerisinde. düşünüyorum. Teorik olarak taahhütler tazminat davası engel değil ama birçok mahkeme diyecek ki burada açık bir ihlal tespiti Yok. Siz rekabet sorunu, endişesi diyorsunuz ama burada bir ihlal tespiti yok. Belki cesur birkaç hakim çıkacak, anlayacak konudan. Size eğitimler de veriyorsunuz. Çok çok nitelikli bir şey hakimlere eğitim vermek falan. Çok önemli bir şey. Belki bir e, detaylı analiz çıkar ama muhtemelen Yargıtay'dan döner. Yani taahhütler konusu evet ciddi bir e, sıkıntıya yol açacak. Kurumun burada vazifesi bu. Yani açık ve ağır ihlal taahhüte konu olmaz. Olmamalı ama pazarın gelişimi vesaire gibi kaygılarla konu edile biliyor açık söyleyeyim. E, uzlaşma ile ilgili şöyle bir şey. Uzlaşma kararlarının çoğu benim gördüğüm yeniden satış fiyatının belirlenmesi. Zaten dikey <laughs> sözleşmeler var. Yani bu adam gelip sana tazminat davası ağ, yani ağı devam ettiği sürece açmaz. Yani çok o, olası görmüyorum yani o açıdan. E, hakim durumun kötüye kullanılmasında da firmalar, kurumsal firmalar zaten. Yani e, henüz o aşamaya varmadan taahhütle zaten bu sorunlar çözülecek diye düşünüyorum. Dolayısıyla çok fazla e, gelişmeyebilir umduğumuzdan e, yani açılabilir şey değil. E, bir şey ben merak ettiğimden soruyorum. Yani idare mahkemesi iptal kararı veriyor. Kurul eski kararına direne. bilir mi Ta, ya komuta onu çok takip etmiştik. <laughs> ne olur belki bir şey çıkar mı vesaire diye. E, Tabii kararın gerekçesine muhakkak bakmak lazım. Bağlı. Bilerek kullandım direnme ifadesini. Şimdi gerekçeye bakmak lazım. Yani eksik inceleme diyor. Hani bizim klasik. O zaman düzgün inceleme yaparım. Tekrar ceza verebilirim. Ama diyorsa ki aşırı fiyatlamada olduğu gibi yani neye göre aşırı? Bunun tespiti mümkün değil. Zaten somutlaştırmamışsınız da. Yerinde incelemede olduğu gibi bunlar bunlar değil mi? Şu WhatsApp yazışmaları buna konu. Olamaz. Yani çok netse. Mesela banka kartelinde bile bence de dekanın kararı çok net. Değil. Yani ayrıştırıp bir daha incelesem. Tabii zaman aşımı sorunu var ama. ya Dolayısıyla gerekçeye bakmak lazım. Bence eski kararında direnebilir ama direndiğini pek... Direnme evet çok haklısın yani mahkemeler direnir. Kurul direnmez ama hani kurul da yargılama benzeri gibi. ya Bu ifadeleri bilerek kullandım tartışılsın diye. Ee, direnebilir mi? Direndiğini ben görmedim. Var mı öyle bir karar? Bilmiyorum yani. yani. Soruşturma açmamış. Soruşturma aç diyor açıyor. Ceza veriyor iptal ediyor. Sonra... Yani bir gerekçe yazıyorsunuz 100 sayfa sonra onun tam tersi bu da çok zor bir iş yani. yani bir gerekçe yazıyorsunuz yani bu da sıkıntılı. <laughs> Buyurun hocam. İspat külfetini sağlayamamışsın diyor. Dolayısıyla aslında kurula diyor ki orada daha detaylı analiz yap. Değil mi hocam? Ben mi öyle yap. Sonuçta kurul araştırma yeniden yapar. Yeniden yerinde inceleme düzenleyebilir belki. Yeni inceleme yapabilir, yeni deliller üretir ve yine ceza verebilir. Belki i̇şte sonuçta verdiğini görmedim de o yok, açıdan. Herhalde. Yani ben de görmedim ama belki de vardı biliyorum. Evet bitti diye düşünüyorum. Evet. Şöyle son bir şey. Tamam. Hiç başka bir. Teşekkürler şey Yok bir yani, şey Ben teşekkür ediyorum. Sağ ol. Sabrınız evet. de... için. Bir, bir iki şey söyleyeyim ben hemen. Bir konuştuğumuz konu Murat Bey tazminat davalarını. Kendi pratik tecrübesine hareketle bir takım dilekçeler ya da davalar üzerinden muhtelif konular çerçevesinde arz etti. Yani şöyle düşünmek lazım. İki şey çok önemliydi. Bir tanesi kendi tecrübesi çerçevesinde e, bir kişilerin pozisyonu zarar hesaplanması noktasında doğru anladıysam Tabii. eğer sunumdan... E, ...bir kişiler geleneksel hesaplama yöntemiyle bu davalara bakıldığı zaman zararlar olduğundan fazla çıkıyor dedi. Bu bizim için önemli. Bir şekilde ben de nedense görüş vesaire olduğu zaman hep davalı taraf denk geliyor. O yüzden zorlanıyoruz tabii e, o, o noktada. E, bu, bu önemli. İki, tazminat bakımından çoğu kez üç katı tazminat şeklinde cereyan ediyor dedi. Evet yani tazminatın daha az olma ihtimali var ama mahkemeler çok kolaylıkla kast ve ihmale takılıp bunun üzerinden e, zararı çarpma ve üçle çarpma eğilimindeler. Bu da tabii tazminat miktarlarını olağanüstü noktalara çıkarıyor. Zararın hesaplanmasındaki temel mesele ki sunumda değinildi. Bunu lütfen iyi hatırda tutmak lazım. Buradaki zararlar son derece soyut çoğu kez. Çünkü ben sana tokat attım, yumruk attım, ha zarar, işte fiziksel bir görünüm var diye bir şey konuşmuyoruz. Konuştuğumuz şey kar kaybı. Başka hukuk dallarında da tabi buna benzer bir sürü senaryo var. Yani kar kayıplarının zarar olarak hesaplandığı ve tazminata temel olduğu haller var. Ama buradaki özellik şöyle olabiliyor. Bir eylem, biraz önceki eylemi düşünebilirsiniz. Örneğin işte süpermarket ya da marketlere girişler kısıtlanıyor. Kısıtlandığı zaman iddianız şu aslında. Bu eylemi yapmamış olsaydı ben süpermarketlere de marketlere giriş yapacaktım ya da tekel noktalarına giriş yapacaktım ve oradaki pazar payım şu anda olduğu gibi %3 ya da sıfır değil %10, 15, 20, 25 ve büyüyerek gidecekti. Mesela e, ihlalden önceki döneme esas alıyor. Oradaki büyü, büyüme grafiği var. Yüzde ikiden yüzde beşe çıkıyor. Ve diyordu ki sen bunu bana yapmasaydın yüzde beşten alacaktım. Ben bu hızlı devam edecektim. Bir zaman serisi Tabii, e, 10 sene sonra da yüzde yüz olacak o zaman pazarın. Anlıyorsunuz değil mi burada hikayeyi? Dolayısıyla yine sunumda Murat Bey bahsetti. Burada bir sürü değişken var. Sizin bu zarar hesaplarken dikkate almanız gereken. Ve o değişkenleri de özetle şu. Davacıya ilişkin davalıya ilişkin ve piyasaya ilişkin. Ve farklı senaryoları dikkate alarak en azından üç zarar senaryosu çalışmak zorundasınız. Ki ortalamada hangi makul senaryo, bir olasılık üzerinden gidiyoruz. Yani hangi olasılık bizim için daha anlamlı bir zarar senaryosudur? Hakimin takdirine bırakacaksınız. Ve farklı zarar hesaplama metotlarını kullanarak bunu yapmak son derece isabetli. Kesin olan şey şu, zararın kesin miktarını hiç kimse bilemeyecek mesele burada ben zarar görecektim bunu kesin bir şekilde ortaya koyacaksınız evet. ki bunu defalarca vurguladım Murat Bey ve bunun üzerinden artık ondan sonrası biraz tırnak içerisinde kısmet yani hakim hangi zarar senaryosunu en olasılıklı görür ona bakmak lazım ama bir kişiler konusunda söylediği doğru bir kişi hesaplamaları davacıyla yine çıkıyor genellikle yüksek çıkıyor yani e işte yazıcısı örnek gibi yani 10 sene bıraksanız %100 pazar payına sahip hocam 10 yıl hesaplama mesela. 10 yıl 10 <laughs> yıl gelecek zararlı. bir şey, şey zaman olabiliyor. Hakim açımdayım. durumdaki oyuncunun elde ettiği karı da bazen istiyor mesela. Ve şimdi bunlar tabii çok olağan dışı şeylere yol açıyor. E, ikinci i̇kinci sunumdan sonra belki daha detaylı konuşuruz. Ama bu, bu, bu konuyla ilgili temel sorun aslında kanundaki düzenleme zamanın ötesinde bir düzenleme belki 1994 için. Ama şu anda geldiğimiz 2023'te kanundaki haksız fiil sorumluluğu hükümlerinin aslında çok esaslı bir şekilde değişikliğe tabi tutulması lazım. Hikaye bu aslında konuştuğumuz. Ve ne yazık ki Yargıtay'ın 20 senelik tutumu böyle çok cesaret ve genel olarak çok cesaret verici değil. Yani işte rekabet kurulu lazım falan filan. Şu anda da gidişat ona da bir, bir, bir söz söyleyeyim. Gidişat da şöyle Bundan böyle artık altıncı madde vakalarının çok önemli bir kısmı ki geçen haftaki istatistikler bize orada o açıdan biraz fikir verdi. Taahhütle sonuçlanıyor. Onun dışında da uzlaşma kararları var. Bunlar tabii ki bizim elimizdeki potansiyel delili ne yapıyor? Azaltıyor. Özellikle taahhüt kararları mahkeme önünde ilave olarak hukuka aykırılık konusunda tartışılmasını gerektiriyor. Mahkemede bu konuya girmek yani göreceğiz yani şu anda bizim önümüzde bir dava var. Yani acaba olacak mı, olmayacak mı? Yani, tek biz... sadece şunu ilave edeyim ben en nihayetinde bozulmuş rekabet düzeni tesis ediliyorsa sorun yok taahhüt evet. işe yarıyorsa uzlaşma işe yarıyorsa yani biz e, dual sistem diyoruz ya bunlar evet. işe yaramadığında evet. tazminat hani onu kompanse ediyor ama e, onlar işe yarayacaksa sorun yok yani, yani evet yani, tabii sonuç olarak eğer evet. biz piyasadaki rekabeti tesis etmeye imkan veren bir idari yaptırım sistemi uygulayabiliyor isek bunlar daha ikinci evet doğru ee, ama yani en nihayetinde orada da başka tartışmalara girme imkanımız var. Çok teşekkürler. Tekrar. Ben teşekkür ederim. Çok sağ ol. Çok sağ ol.